Abimler bugün Hızır'a gitmiş. O ne demek var? Niye gidilir? Aklını başına toplasın diye. Niye olacak? İşte bunu demek istiyorum. Bana sormadan kafalarına göre iş yapabilir. Kötü bir şey mi yapıyorlar? Ha Tufan ha biz diyorlar. Tamam anladım. Uşaklar iyi niyetli de. Hızır böyle şeylerden tırsmaz yani. Neye göre korkmazmış? Bütün sülalesini toplamış. Bicolar geldi yanımda olun diye. Hazır. Bir tek o Boran mı ne o yokmuş. Bütün masa oradaymış. Toplantıya mı denk gelinir acaba? Abimler gittiğinde onlar orada değilmiş. Hızır sonradan bunları alıp gelmiş. Boran niye yokmuş? Hızırlardan ayrı mıymış? O kadarını bilmiyorum. Ama abim büyük gözdağı vermiş Hızır'a. Yavuz öyle dedi. Baba Boran kim? Delinin önde gideni. Hangisi akıllı ki? Orası öyle de. Bu sokaktan gelme bir manyak işte. Yani eskiden fakir miymiş? Ya hala da fakir. Para anlamında söylemiyorum yani. Ya bunun 4 metrekare bir ofisi var, yazıhanesi. Orada yatar kalkar. Kazandığı bütün parayı da bu garibanın ihtiyacı var, şu garibanın ihtiyacı var diye dağıtıyor. Ondan sonra para bitince de düşer paranın peşine. Lan niye düşüyorsun paranın peşine? Madem dağıtacaksın dediğimizde de... ...de ki dağıtmak için kazanırız. Öyle bir deli. Deli diyorsun da... ...işini iyi biliyor. Hızır'ın peşinden ayrılmıyor. Yarın senin karşına çıksa... ...hemen silahını sana çekmez mi? İşte manyaklığındaki en önemli nokta bu. En önce uz çeker silahını. Tamam peki, neyse ne. Hızır'a sessizce yaklaşamazsan... ...onu öldüremezsin demiştim Hatem'e. Bazı insanlar ölümsüz gibi yaşarlar. Bunu başarmalarının tek sebebi... ...ölümden korkmamalarıdır. Hızır ölümden korkmayan bir adam, Nasuh. Bunu sana söylüyorum ki... ...eğer onu öldürmek gibi bir planın varsa... ...gardını tek indirdiği yerde yap. Karısı yeni öldü. Mezarlığa gidiyor her gün. En tedbirsiz ve ölüme en yakın olduğu yer orası. Ebu Fadi demişti ki... ...her ne olursa olsun... ...Altan sana en doğru bilgiyi verecektir. Ve bu desteğin onun tarafından unutulmayacaktır. Dahlan'la yan yana gelmeyeli uzun zaman oldu. Ama bu demek değildir ki fikirlerimiz uzak. Şimdi bana söyle. Hızır'ı öldürmeni mi istedi? Son nefesini verirken kaydedip bana yollarsan sevinirim. Abi kahvelerinizi nerede içmek istersiniz? Burada içeriz Mineciğim. Hemen abi. Belli ki siz iş konuşacaksınız. O zaman biz kalkalım. Hazır. Annen bana gel diyor. Gideyim mi kalayım mı?
Ana, bizim Ceylan'la biraz konuşacaklarımız var. İyi. O zaman konuşun. Az önce Tipi abi bir şeyler söyledi de, acele anlattığı için mi bu kadar kötü, yoksa hakikaten mi çok kötü bir plan, ben hiçbir şey anlayamadım. Nesi kötü İlyas? Bal gibi plan işte. Abinle ikimiz hedefteyiz. Nasuh bizi öldürmeye geldiğinde ya biz onu indiriyoruz ya da o bizi indiriyor. Bu kadar basit. Tipi abi, Allah aşkına nereye indiriyorsun gözünü seveyim ya? Adamlar sizi keklik gibi avlayacaklar. Ben de zaten iki ihtimalden bahsettim Boran. İhtimal %50-50. Ya nasıl %50 Tipi abi? %100 ölürsünüz. Madem bu adamlar bir noktada beklenecekse, fidanlık gibi kalabalık bir yerde oluruz. Artık kim eksik kim fazla derken ölen ölür, kalan kalır. Ama neden ikiniz yani? Ben onu anlamadım. Hepimizin olduğu yere bu adamlar tekrar gelirler mi Vesat? Ha, bu plan senin kafana yattı abi he? Hiç yatmadı. Sorması ayıp, bu plan kimin aklına yattı? He Alparslan? Ne diyeyim amca? Ne demek ne diyeyim Alparslan? Bu plan nasıl bir plan? Bari onu söyle. Ya ortada plan falan yok ki. Belli ki Hızır amcamla Tipi abi ölmek istiyorlar. Nasuh'u bahane ediyorlar. Ne alakası var? Bizim elimiz armut mu toplayacak? Adamlar bize sıkacak. Ben Hızır'ın ölmesini mi bekleyeceğim? Ya da Hızır benim ölmemi mi bekleyecek? Ya tamam. Ortada bir plan varsa biz bu planın neresindeyiz? Ben onu anlamadım. Allah'ın işte benim anladığım biz bu planın hiçbirinde yokuz. Varsınız. Tabii adamlar Hızır'ın dediği noktada Hızır'ı öldürmezse. Nasuh buraya beni öldürmeye gelmedi. Beni buradan götürecekler. Nereye dadaş? Sıkma canını. Sen her halükarda ölürsün. Beni götürmeye çalışırlarken seni vururlar. Ha iyi. Ya Hızır, bu tipi yarın seninle niye geliyor Allah aşkına? Yani bilmediğimiz başka bir plan varsa söyle bize ha? Bu planda bildiğimiz tek bir şey var. O da tipinin benimle neden gelmek istediği. Bunun neresini anlamıyorsunuz, anlamıyorum. Ya Hızır, sen şimdi bırak Haşmet'i. Konumuza dön. Evet, konuya dönecek olursak abi. Şimdi bu adamlar gelecekler, seni alıp büyük patronlarına götürecekler. Öyle mi? Aynen öyle. Diyelim ki biz seni takip ettik. Sonra da bu plana engel olmaya kalktık. Sen bu adamların elindeyken biz seni nasıl kurtarıyoruz abi? Birimiz yakalanırsak ya da adamlar bizden şüphelenirlerse reisin kafasına sıkarlar. Yanlış mıyım? Niye bana bakıyorsunuz? Oğlumun babasını ölüme gönderen ben değilim. Kendi kararı. Ayrıca hepiniz şunu bilin ki bu plan başarısız olursa ve Hızır o uçağa binerse o uçağı indirtmem.
Hızır Ali. Babanla vedalaş. Ne? Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Sevdiklerim benimle vedalaşmadılar. Ben de sevdiklerimle vedalaşmayacağım. Dışarı çıkacak mısın bugün? Henüz belli değil. İyi. Kızım. Ben dün gece düşündüm. Yani babanın anlattıklarından sonra Orhan'dan uzak kalmanın daha doğru olacağına karar verdim. Neticede artık dayınlar burada. Bir şey öğrenilmesi gerekiyorsa onlar öğrenir. Sen babamın söylediklerine çok takılma anne. İstemiyorum dedim Demet. Peki tamam. Merak etme. Londra'ya döndüm derim. Oldu mu? Kızım ben seni çok iyi tanıyorum. Sen ne zaman birinden nefret etsen peşine düşersin. Dediklerimi iyice anladın değil mi? Sakın. Tamam dedim ya anne. Can. Hoş geldin Köksal abi. Hoş bulduk Ahmet'im. Babam bekliyor abi. Hoş geldiniz. Vay Köksal. Ulan Feyyaz, duyduğuma göre ablan da delirtmişsin sonunda. Ben herkesi delirtirim. Biliyorsun Pico. Bilirim Pico, bilirim. Ne haber Volkan? İyiyim abi. Biz de eniştemle barıştık sonunda. Ha duydum, duydum. Ne yani şimdi sizinle düşman mı olacağız? Feyyaz abi. Biz sana karşı nasıl düşmanlık yapalım? Hızır'a eniştemize düşmanlık edeni yaşatmayız demişsiniz. Hızır ederse yaşatmayız. Ama sen benimle bile düşman olabilirsin Bico. Sana kimse bir şey yapamaz. Rahat. Sağ olasın. Zaten seninle düşman olanın aklı yoktur. Babam bunu Hızır'a da söyledi Köksal abi. O manyak. Niye hiçbir şeyden tırsmıyor? Abi o belli ki ölmek istiyor.
E bizden böyle bir şey isteseydi biz onu geri çevirmezdik. Belli ki yanında birilerini götürmeden ölmek istemiyor. Buna herkes de dahil olabilir. Değil mi baba? Bak Göksal'cığım. Ben gerekeni söyledim. Seninle yapacağı bir savaşta onun yanında olmayacağımı... ...kendisine düşman olmadan senin yanında olacağımı da söyledim. Eyvallah Feyyaz. Eyvallah. Senden yana şüphem yok. Ama isterim ki... ...madem buraya döndüm... ...şartlar da lehime döndü... ...beraber olalım. Birlikte bir sürü iş yapmaya devam edelim. İyi olurdu ama... ...orada biraz sıkıntı var Köksal. Nasıl bir sıkıntı var Feyyaz abi? Oturduğumuz masanın... ...kuralları var. Yani ticari olarak Tufan'la iş yapan kimseyle iş yapamayız. E siz de belli ki Tufan'la iş yapacaksınız. Tahminim doğru değil mi? Eniştem geçici olabilir. Bize çok büyük bir iş teklifi var. Bir süre sonra eniştem mecburen... ...bütün işleri bize devretmek durumunda kalabilir. Ya Köksal... ...benimle açık konuş. Senden... ...Tufan'ı istediğimde... ...bana verecek misin? Tufan'ı kime vereceğine bağlı Feyyaz. Sizin masanın kuralları olduğu gibi bizim de kurallarımız var. Hızır için istersen ona hiçbir şey vermem. Soruyu bir de şöyle soralım Feyyaz abi. Biz senden Hızır'ı istesek sen bize Hızır'ı verir misin? Üryan geldim yine, üryan giderim. Ölmeme gel de armağanım var. Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım var. Azrail gelmiş de beyler, benim can vermeye dermanım var. Faruk, dürbünün sende. Bende abi, merak etme. Ne demek merak etme? Sen dürbünle kimi vuracağını biliyor musun? Abi, biz onları konuştuk.
Tabii. En azından abimi tanıyorsun. Onu vurmasın. Ya İlyas, Allah aşkına germe bizi ya. Allah aşkına germe. Durum berbat. Daha da berbat hale getirme. Burhan, merak etme. Ben istesem de daha fazla berbat hale getiremem zaten. Düşünsene, tek planımız adamların abimin kafasına sıkmaması üstüne kurulu. Dünyanın en saçma beklentisi. Vallahi reis, daha saçma beklentilerimiz de olmuştu. Yani umalım ki bu gerçekleşsin. Sen her lafa atlama öyle. Her lafa atlama. Hakan. Bunları bizim arabaya alma. Ben bunları dinleyemem. Kim gideceğiz abi? Biz bize Hakan, biz bize. Ha, senin de konuşasın varsa sen de binme, seni de dinleyemem. Reisim, roketatarı da alsamaydık. CIA'nin arabası neticede bunlar. Kurşun geçirmeyebilir. Boş boş konuşma Zafer. Hem sen hastaymışsın, niye geliyorsun? Gel mi sen? Reisim, herkes öldükten sonra ben burada tek başıma ne halt ederim? Sen de bizi gömersin işte Zafer. Tövbe canım. Hazırsak gidelim bence. Bence de. Bence deymiş. Şunun rahatlığına bak. Sanırsın babasını hacca yollamaya gidiyorsun. Sen canını sıkma Meryem bacım. Hızır yanına gelemeyebilir. Ama ben o tarafa geleceğim. Detayları da anlatırım. Sen Gönül'e haber ver. Birazdan oradayım. Manyak manyak konuşmasana tipi. Çıkarmadın değil mi üstündekini? Ne yapıyorsun Hızır? Bir izleyen vardır. Ne yapıyorsun? Nereden bela buldun başıma olan bilmiyorum ki. Acele eden ecele gider Hızır. Acelemiz var. Sırtımdan vurdu kahpeler. Doğru. Kafana sıkmamışlar ya kahpeler. İyi misin? İyiyim. Gel.
Hızır'a sıktılar mı? Yok, paketleyip götürdüler. Gel. Hızır Çakırbeyli, Ahmet Dağlan'ın yani Ebu Fadi'nin misafiri olarak alıkoyuldun. Dubai'ye götürülüyorsun. Gidelim Nasuh, gidelim. Demek adımı da duydun. Duydum, duydum. Beni öldüreceksin diye bekliyordum. O da olacak. Ama onun için biraz bekleyeceksin. Abi iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yolculuk güzel geçti. Değil mi Nasuh?